Ama bir de şunu soralım hocama. Şimdi mesela çocuklarda yaygın olan kızamık aşısı, boğmaca aşısı ya da ne bileyim diğer çocuk hastalıklarıyla ilgili aşılar hep bugüne kadar önce büyüklerde mi denendi? Sonra çocuklara gitti. Ayrıca mesela bugün yapılan açıklamada 201.219 test yapılmış, 33.198 vaka tespit edilmiş. Bu günlük vakaların içinde çocukların oranı ne kadar biz bunu bilmiyoruz. Mesela Mehmet Ceyhan hocam biliyor mu acaba? Yani onların aşıya ihtiyacı var mı? Bunu anlayacağız sonuçta. Buyurun hocam. Çok özür dilerim. Hoca da bana sarılmaya geliyor galiba. Hocamız bir su içsin. Bağlantı koptu Anladığım hocayla. kadarıyla bir sıkıntı var ama hani arkadaşlarım da beni şu anda tam olarak bilgilendiremiyorlar. Siz de farklı Ama. stüdyoda olduğunuz için ne olduğunu göremediniz. Bir bakalım. Ben bilgi aktaracağım. Bakayım mı? Bak Ee, bak. birazdan e, zannediyorum e, biraz süre verelim hocamıza. Ne olduğunu da ben tam anlayacağım. Buyurun Hulki Bey. Şimdi ben sizden bu şu ana kadar Şimdi öyle duyduklarımızla söyleyince biz ilgili de bir heyecanlandık. değerlendirme rica edeyim. Ben bir bakayım Melik mı? gidiyor Bir hocaya bakalım bakmaya mı gidiyor. lütfen? Melik'ciğim sen Evet. bir bak Yani mikrofon. orada Sen da bir bak yukarıda. arkadaşlarımız var. Evet, Tabii ben bir bakıyor. bakayım. Ben bir Bakıyor. bakayım. Tamam, Ya da teşekkür siz ederim. konuşun ben de bir bakmaya gideyim hocaya. Siz konuşun. Tamam, buyurun İstanbul siz var. bakın lütfen. Biz yani ne olduğunu da bir anlayalım. Şu Bol anda alsın. buradan İstanbul'daki rejiden ne olduğunu da algılayamadı İyi öksürdü arkadaşlarımız. hocamız da orada bir sıkıntı yaşadı evet. Olabilir belki boğazında bir gıcık da oluşmuş olabilir. Tam ne olduğunu anlayalım. Ben izleyicilerimizi de ekran başındakileri de bilgilendireceğim. Tabii onu tanıyorum. Dinleyebilir miyim? Aklım Evet evet Ankara'da ve tahmin hocamızda onu. kaldı. Bir ara verelim. Ben bir bakayım. Çok çok iyi geçmiş olsun diyelim. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle de paylaşmak İnşallah. istiyoruz. Beklemedeyiz şu anda. Dolayısıyla bu bilgiyi aktardıktan sonra biz şimdi siyaset gündemine dönelim ve onu konuşmaya başlayalım. Çünkü aşı bakımından uzman olan isim maalesef Sayın Ceyhan'dı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim.